Pendik İstanbul'umuzun en şirin ilçelerinden biri ve birçok faaliyette ismi ön plana çıkıyor ve özellikle eğitim konusunda bir kez daha Pendik ilçemiz adından söz ettiriyor. Tam anlamıyla bir eğitim ilçesi, yaklaşık 700 bin nüfusu var ve 150 bine yakını öğrenci ve Pendik Belediyesi eğitime sunduğu katkıyla birlikte bir kez daha bizim konuğumuz olacak ve daha fazlasını, detaylarını Pendik Belediye Başkanı Sayın Doktor Kenan Şahin'le konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Eğitim ilçesi dedik sizin için. Öncelikle eğitime ne kadar çok katkı sunduğunuzu biliyoruz. Şu anda durum nedir? Öncelikle onu bir anlayalım lütfen. Şimdi tabii dünyada artık yerel yönetim anlayışı değişiyor. Yerel yönetim dediğiniz zaman işte çöpü toplayan, asfalt yapan, kaldırım yapan, ağaç, yeşil, peyzaj, üst yapı, alt yapı işte. Evet, bunlar lazım. Bunlar olmazsa olmaz. Ama artık şehir yönetimi diye bir şey var. Şehirde insanlar sadece kaldırımlar iyi diye mutlu olmuyorlar. Çöp alınıyor diye mutlu olmuyorlar. Eğitimde, sağlıkta. Çünkü şehri kırdan ayıran şeyler bunlar. Bu fırsatları var. Sosyal, kültürel imkanlar, sportif imkanlar, bunlar çok önemli. Bu başlıkların tamamında iyi olmak gerekiyor. Elbette belediyelerin klasik görevleri arasında değil bu. Ama belediyeler imkanlarını ortaya koyup bu konuda ilgili kurumlarla bir güç birliği yaptığı zaman çok iyi sonuçlar alabildiğini dünya modellerinden de gördük. Biz de 10 yıldır şehrimizde bütün bu başlıklarda kurumlarla eş güdüm halinde seviyeyi de yükseltmeye çalışan ve bu anlamda şehri gerçek anlamda bir huzurun şehri haline getirmeye, başarının şehri haline getirmeye çalışan ciddi bir çabamız var. Sayın Başkanım, tam da bu noktada, şimdi biraz rakamların diliyle konuşursak, çok sayıda okul yapıldığını, spor merkezi, bilim merkezi yapıldığını biliyoruz. Rakam verebilir miyiz? Şu anda Pendik Belediyesi eğitim anlamında hangi seviyede? Şimdi bir defa 10 yıl önce geldiğimizde baktık ki 1900 dersimiz var. 80 bin öğrencimiz vardı. Bugün 5000'e yaklaştı derslik sayımız. Problem neredeydi? Arsa üretmekteydi. Eğitim, Milli Eğitim ister, belediyeler güç paralar üretir. Hayır dedik, kardeşim bir dakika. Bu işi biz bizzat kendimiz takip edeceğiz. Her okul arsasını peşin peşin ihtiyacımız olanı şehrin gelecek 10 yılında planlayacak şekilde bütün eğitimle ilgili arsaların problemlerini çözdük. Kimseden bir şey beklemedik, bu bizim işimiz dedik. Sonra eğitim yatırımları konusunda geçen dönem il genelmesinde çok ciddi bir bütçe vardı. Dersimizi iyi çalışan bir ilçe olunca aslan payını Pendik olarak biz aldık. Son 5 yıldır da özel sektörün imkanları dahil, bakanlığın, İSPEP'in imkanları dahil bu konuda hazırlıklı ve meseleye pozitif bakan bir yaklaşım ortaya koyduğumuz için bugün İstanbul'da yapılan neredeyse her 4 okuldan biri Pendik'te yapılır hale geldi. Bu çok ciddi bir başarı. Tam da bu noktada izin verirseniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da eğitime ne kadar destek verdiğini çok iyi biliyoruz. O anlamda da motive oldunuz değil mi siz de belediye olarak? Şimdi biz zaten en büyük şansımız o. Nerede sıkışsak Sayın Cumhurbaşkanımıza gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir huyu var. Elinize dosyayla geldiğiniz zaman niye geldin diye sormaz. Hayırdır der. Mutlaka anlatırsınız ve mutlaka derinize çözüm bulur. Ama sadece mesele okulla, binayla bitmiyor. Okul bina olmadan olmaz. Hala bizim derslik eksiğimiz var. 5000 derslik yetmeyeceğini biz, çünkü homojen değil. Bazı mahallelerde 20-25 sınıflı öğrencilerimiz var ama bazı mahallelerde hala 35 sınıflı öğrencilerimiz de var. Onları da çözmemiz lazım. Yani sayıya ihtiyacını da biraz üstüne çıkamaz. Sonra mesele şurada tıkanıyor. Okulu kim yönetecek? Okul yönetimi çok önemli. Okul başarısında en etkili şey müdür. Müdürleri güçlü kılmak lazım. Burada STK'larla, Milli Eğitim'le oturduk. Müdürlerimiz için özel programlar oluşturduk. Kamplar oluşturduk. Ama çok daha önemli bir şey yaptık. Müdür nerede daralıyor? Okulun basit işleri. Yıllarca biz belediye olarak okulların tamirat, tadilat işlerini hepsini yaptık. Ama o da bizi de yordu. Geçen yıl aslında çok devrim yaptık. Bu devrimlerden biri de okul aile birliklerine doğrudan bütçe tahsis ettik. Sayın Başkanım, şimdi elbette soracak çok soru var. Özür diliyorum. Şimdi arkamızda çocuklar var. Burası bir bilim merkezi. Şimdi az önce öğrendik. Komşu ilçelerden de buraya geliyorlar. Eğitim kalitesi çok yüksek olduğu için. Buraya gelen öğrenciler ne yapıyor burada? Şimdi biz güç birliği modeli dediğimiz modelin adı bu. Kimin ne imkanı varsa imkanı olmayanla bölüşecek. Bazı şeyleri doğrudan okullarımızda yaptık. Çünkü her şeyi okulun dışına taşımak mümkün değil ama bazı şeyler var ki her okula yapmak mümkün değil. O zaman belediyenin kültür merkezleri, burası bir bilim atölyesi, ortaokul öğrencilerine yönelik eğlenceli bir bilim atölyesi. Her okuldan, ilçenin dışındaki okullarda dahil, Pendik'te bundan 3 tane yaptık. Aslında bir tane yaptık, birinci yapınca çok başarılı oldu. Beklediğimizden de çok ilgi gördü. Sadece bu değil, hemen yan tarafımızda
Pendik Belediyesi'nin binasında Milli Eğitim'in Bilim Sanat Merkezi, yani üstün zekalı çocuklarımız için özel bir program uyguluyor. Hep beraber biz de çok ciddi destek veriyoruz. Lise öğrencilerimiz için Büyükşehir Belediye'mizle beraber deney yap atölyeleri oluşturduk. Şimdi biz gene TÜBİTAK'la beraber teknotimler oluşturuyoruz. Başka bir şey, Pendik gelecekte 3 şey dalından çok söz ettirecek. Eğitimde, sporda ve teknolojide. Teknopark İstanbul Pendik'te, Sağlık Teknokenti Pendik'te. Teknokent İstanbul'la beraber özellikle bu işe meraklılar için özel bir atölye oluşturuyoruz. Evet, peki, yani işbirliği dediğim o. Kimde ne imkan varsa o imkanları bir araya getireceğiz ve bölüşeceğiz. Son olarak efendim, hedeflerde ne var? Yani özellikle eğitim noktasında Pendik Belediyesi olarak nereye gelirseniz evet gerçekten iyi noktadayız dersiniz. Şimdi biz bunu yaparken yöneticileriyle, öğretmenlerine yönelik vizyonları, öğretmen akademisiyle, gene velilere yönelik programlarla seviyeyi orada yükselttik. Dil eğitimini çok önemsiyorum. Bugün Türkiye'nin en iyi Arapça ve İngilizce dil eğitimi verildiği okulları Pendik'te belediyenin de desteğiyle, çünkü o belediyenin desteği olmadan oluyor, orada çok başarı elde ettik. Ama biz uluslararası ölçekte de dünya çapında çok iyi işler yaptığımız zaman hedeflerimizi yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü nesillerin başarısı ülkelerin kaderini belirliyor. Biz geleceğin dünyasına damga vuracak bir milletiz. O milletin evlatlarını burada yetiştirmeliyiz. Ama sadece akademik başarı yetmez. Sporda, kültürde, sanatta çok başarılı. Burası çok büyük bir spor kompleksi. Yandaki okul burayı kendi spor salonu gibi kullanıyor. Fatma Gözen Eralp şehrin en zor okuludur ama bütün madalyaları onlar alıyor. Sporda da gerçekten dünya çapında, olimpiyatlarda başarı elde edecek çocukları buradan yetiştiriyoruz. Peki efendim, çok çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımızdan. Çok önemli bilgiler aldık. Şunu anladık, Pendik özellikle eğitim konusunda yükselmeye devam ediyor ve bu yükseliş süreci de devam edecek. Çünkü eğitim anlamında çok ciddi yatırımlar olduğunu, çok ciddi çalışmalar olduğunu Sayın Başkanımız az önce detaylarıyla anlattı diyelim ve sözü size bırakalım.